Merhaba arkadaşlar. Bugün TryHackMe'de Blue makinesini çözeceğiz. Malum Türkiye'den imgur engelli olduğu için VPN ile girmek zorunda kaldım siteye. Yoksa buradaki görseller gözükmüyor. Eğer size de görseller gözükmüyorsa bunun sebebi imgura ulaşamıyor olmamız. İmgur adresine ulaşamıyor. Ben de az önce araştırdım, buldum bunu. O yüzden VPN kullanmanız gerekiyor. Aklınızda bulunsun. Şimdi Blue makinesinden bahsedeyim. Blue makinesi MS-17 neydi ya, zafiyet isim burada bir yerde yazıyor olması lazım. MS-017-10 zafiyeti. Evet, MS-017-10 zafiyeti. Bu zafiyeti bulunduran bir Windows makine var. Bu makineyi exploit etmemizi istiyorlar bizden. Onu yapacağız. Hemen join room deyip başlatıyorum. Ve bu makineyi çok uzun süre önce çözmüştüm. Bayağıdır ben de try çalışmıyorum. O yüzden videoyu yer yer duraklatmam gerekebilir, fazla uzamaması açısından. Yani çünkü ben de henüz bir hazırlık yapmadım. Video uzamaması açısından zaman zaman durdurup ardından çözümü öğrenip veya kendim uğraşıp nasıl yapılması gerektiğini anladıktan sonra videoya koyacağım ki izlerken sizde zaman kaybetmeye ve sıkıcı uzun bir video olmasın. Makineyi ayağa kaldırdım. IP adresini alana kadar videoyu durduruyorum. IP adresini aldıktan sonra tekrar görüşeceğiz. IP adresini almak üzereyiz arkadaşlar. Evet, aldık. IP adresini aldık ama bir şeye atladık. Server'a VPN ile bağlanmamız lazım. Bağlanmadık. Hemen bağlanalım. Ctrl Alt T deyip terminalimi açtım. Terminali açtıktan sonra indirdiğim OpenVPN dosyası var. Yani nasıl bağlanmanız gerektiğini bilmiyorsanız kısaca anlatayım en iyisi, ama bununla ilgili ayrı bir video çekeceğim zaten. Access kısmına gidiyoruz profilimizden. Burada bizim için bir VPN, OpenVPN dosyası konfigür ediyor TryHackMe. Bunu indiriyoruz. İndirdiğimiz dizinde terminali açıyoruz. Benim dizinim şu an home dizini. Ama burayı indirmedim. Ben desktop'ı indirmiştim. Burada nerede? Gördüğünüz gibi OpenVPN uzantılı bir dosya var. Bu dosyayı çalıştıracağız. Bu dosyayı nasıl çalıştıracağız peki? Gel Sena'cığım. Gel ablacığım. İndirdiğimiz dosyayı çalıştırmak için arkadaşlar sudo openvpn, daha sonra bu dosyanın adını veriyoruz ve root şifremizi girdikten sonra initialize sequence complete çıktısını aldığımızdan VPN'e erişmiş oluyoruz. Bu sayfayı yenildiğinde zaten göreceksiniz. Buradaki çarpı yeşil tik olacak ve oldu, evet. Şu an makineye erişmiş bulunuyoruz. Bunu da kontrolü sağlayalım. Tekrardan Ctrl T deyip ping atabilecek miyim? Kontrol edeceğim. Ping atabiliyorum. Yani VPN ile server'a bağlantı sağladım. Tamam, bu terminali kapatalım. Gerektiğini açarız. Makineyi ayağa kaldırmamız gerekiyor. Kaldırdık, pardon, yanlış oldu. Şimdi biz de burada Eternal Blue'dan bahsediyor. Tanıtım kısımları var burada. Buraları geçtim. Makineyi taramamızı istiyor. Bunu da mmap yapmamız gerekiyor. Bunu complete deyip Ctrl Alt T ile terminal açıyorum ve nmap, daha sonra IP adresini veriyorum makinenin. Tarasın bakalım neler çıkacak. Direkt basit bir tarama yaptırdım. 139 porta çıkmış. NetBIOS SSN servisi çalışıyor burada. 445 açık, Microsoft DS çalışıyor. 3389 açık, MSVWT server açık, tamam. Bu dursun bir kenarda, ikinci ekranı alıyorum. How many ports opened with a port number? 1000'in altında kaç port açık diyor, numarası 1000'in altında olan. Gördüğünüz gibi sadece 3 tane açık. Bu sorunun cevabı 3 olmalı, o yüzden submit edelim. What is the machine vulnerable to? Makine ne zafiyeti var diyor. Bunu bilmiyoruz. Bunu bilmek için nmap'te zafiyetlere karşı tarama yapmasını belirterek bir nmap taraması yapmamız lazım. Nmap. Daha sonra adı. Bunun için sc script taramasını çalıştır. Ve script eşittir. Yanılmıyorsam böyleydi.
bu şekilde olması lazımdı. Değilmiş. Eşittir mi yoktu yoksa arada? Yok, hayır. Buna bakalım hemen. Tam hatırlayamadım yüzgenden. NSA scriptlerini kullanarak NMAP'e nasıl bir tarama gerçekleştirir şeklinde anlatmışlar. Burada bir yerde gördüğünüz şekilde yapılıyormuş. Ben de karıştırmışım. Yani buradaki kısa çizgi SV aynı zamanda versiyon taraması yaptırıyor. Belirttik bunu. Aslında ben de böyle yapmamış mıydım ya? Scripts one. İlginç. Bakalım olacak mı? Scripts'i tanımadı. Böyle bir uzantıya sudo alalım peki. Sanmıyorum bununla alakalı olacak ama. Arkadaşlar videoyu burada durduruyorum. Şu komutun tam çıktısını ben de öğreneyim. Video uzamasın. Evet arkadaşlar, buldum. Help kısmında script başlığı altında script parametresinden sonra eşittirle hangi script NSA scriptini kullanmamızı istediğimizi belirtiyoruz. Onu belirttim. Sudo nmap IP adresi, script taraması ve script vuln. Gerçi burada bir hata yaptık. Şu kısa çizgiyle verdiğimiz zaten script'in default'una eşit oluyor. Burada göstereyim. Kısa çizgiyle verdiğini diyor. Şuna eşittir. Ben zaten bu default'u değiştiriyorum. Bunu tekrar vermeye gerek yok. Bir de aynı zamanda agresif tarama yapalım. Başladık taramaya. Videoyu durduracağım burada. Tarama ne kadar süreceğini bilmiyorum. Video uzamasın. Evet, tarama bitti arkadaşlar. Net gözükmesi açısından biraz büyüteyim fontu. Daha büyütsem yeter, tamam. Ups. Gördüğünüz gibi zafiyetlere ilişkin detayları verdi. Mesela CV-2017-0150, MS-12-020 Remote Desktop Protocol DOS zafiyeti bulmuş. Bayağı bir zafiyet var bu makinede. SMB MS-10-054 zafiyeti yokmuş. FOSS diyor. Bakalım bize ne istemişti. Bizden What is this machine unable to MS uzantılı bir zafiyet istiyor. CVAD. Bakalım hangisini istiyor olabilir. Bunu yok demiş. SMB once MS-17-0-10 için vulnerable demiş. RC, yani Remote Code Execution zafiyeti var. Uzaktan kod çalıştırma zafiyeti MS-17-0-10. Bunu kopyalıyoruz. Buraya yapıştırıyorum. Submit ediyorum ve evet, tamamdır. Recon kısmına geçtik. Gain Access kısmına geçiyoruz. Şimdi Metasploit'i çalıştırmamızı istiyor bizden. Çalıştıralım Metasploit'i. Ups, bu değil. Öncelikle şu çıktıyı kopyalamak istiyorum. İşimize yarayabilir daha sonra. Keşke output olarak verseydik. Şuradan alalım. Copy selection. Şuradan mkdir. Eternal blue. Bu gibi klasör oluşturuyorum. Eternal blue'ya girip nano nmap ms10017txt oluşturup az önceki aldım çıktı, buraya yapıştırdım. Ctrl xy deyip kaydediyorum. Tamam, clear, temizleyelim. Şimdi de msof konsolu msof konsol doğru bu şekilde mi çalıştırıyorduk ya? SQ parametresi çalıştırdığımızda ekrana banner basmadan Metasploit'i çalıştırmış olacağız. Çalıştırdık şu an. Status DB miydi? DB status. Help.
db mac.address status no connection postgre selected no connection database'e bağlanmamış db connect deyip database'e bağlandıralım. Yine mi bağlanmıyor? URL belirtmemiz lazım. Sanırım kendi varsayılan bağlı olması lazım. Bağlanması ileride hallederiz. Metaspace'i çalıştırdık. Metasploit'te olan ve exploit etmek için kullanacağımız exploit kodunu bizden buraya belirtmemizi istiyor. Exploit ile başlayan, exploit, işte multi-handler vesaire şeklinde ilerleyen kısımdan yani. Bu zafiyet, burada hangi zafiyet vardı? Biz neyi bulmuştuk? Biz MS-10017 zafiyetini bulmuştuk. Search diye sanırım bu şekilde olur. MS-010 17 diye aratırsak çıkmadı. Şöyle tercihe bakalım. Bizim exploit search etmemiz lazım. Yukarıda find komutu da olabilir. O tarz bir komut da vardı sanırım. Use interact modeli. Bir kere exploit modeli kullanıyoruz. Bundan eminim. Use exploit diyelim. Ama hangisini kullanacağız? MS-10-7-0-10. Şöyle yapalım. How to find exploiting code on Metasploit according to vulnerability. Zafiyeti göre Metasploit'te exploit kodunu nasıl buluruz? Bakalım birkaç farklı. Kendi dokümanına bakalım Metasploit'in. Bunu kabul ediyorum. Searching for exploits. Bu kısma bakıyoruz. From BT Project. Bu Metasploit'in şey versiyonundan bahsediyor sanırım. Kullanıcı arayüzü olan versiyonundan. Command interface kısmından değil de. How to search for a vulnerability in Metasploit. Search Drupal, search komutuyla, evet, search. Nerede bu? Search MS-0. Search SMB zafiyeti miydi bu? Horizontal deep. Yani CD, ne bunun adı ya? CD Eternal Blue LS Ketan Map. Burada zafiyetin ismine ilişkin detayları vermişti. SMB Wound MS-10-7-0-10. Bu şekilde olmayabilir. Nasıl bakabiliriz peki? Search SMB desek. Birkaç tane çıktı SMB'lerle ilgili. Exploit altında olması lazım. Daha farklı nasıl yazılır? Direkt ismine versek nasıl olur? Search SMB Vuln. Yok, çıkmadı. MS-10-7-0-10. Yanlış mı yazıldım yoksa daha önce? MS-17 desek. Çıktı, evet, MS-17 şeklinde bulmazmış. Evet.
Alt tire varmış tabi. Exploit Windows SMB MS-17 from Eternal Blue. Biz bu exploit'i kullanacağız. Bunu kopyalıyorum hatta. Copy. Alt tarafı kapatayım. Collapse of Terminal. Use deyip az önce kopyaladım, yapıştırdım. Şu an bunu seçtik. Tamam. Şimdi şu işimize yaramayanları kapatabiliriz. Bilgisayar kasmasın zaten yavaş. Az önce kopyaladım istiyor benden. Bunu verelim. Submit bakalım doğru mu? Doğru, güzel. Birazcık büyütelim hızı fontunu. Show options diyor. Bu exploit için gerekli olan options. Gerekli olan benden değişkenler neler? Bunları incelememi istiyor. Peki bize hangisini istiyor? Burada gerekli olan bir tane varmış bizim vermemiz gereken. Bu hangisi diyor. R-hosts var vermemiz gereken required olarak işaretli. R-port var. Niye bir tane demiş onu anlamadım. Ama muhtemelen R-hosts'dur. Çünkü R-port zaten 445 olarak varsayılan bir değer atanmış. Evet doğru. Aşağıdaki komutu çalıştırıp reverse CCP almamızı istiyor payload olarak. Payload alalım. Evet, yanlış aldık. Payload olarak reverse CCP shell aldık şu an. Yani bağlantıyı reverse CCP üzerinden dinleyeceğiz. Daha sonra exploit'ı run et diyor ama bizim burada R-host'ta buradaki IP adresini belirtmemiz lazım ki bağlantı nereden alacağımızı da bu payload bilsin. Set our hosts değil mi? Evet. Ve az önce kopyaladığım IP adresi. Options dediğimde buradaki IP adresini görebilirsiniz. Buraya geldi. Daha sonra run deep metasploit'i çalıştıracağız. Çalışmadı. Neden? Lhost bilgisini de istiyor. Kendi IP adresini belirtmem lazım. Kopisi. Nereden yapıyorduk bunu ya? Kafam karıştı. Horizontal deyip. Kendi IP adresini belirtmem lazım. Sudo ifconfig. IP adresim neymiş? Tünel. Bu sanırım ya. Normalde şu benim IP adresim yukarıda gördüğünüz ama bu benim ağım içerisindeki. Bununla VPN ağı içerisinde bulunan şu IP. Kendi ama erişemem. O yüzden bunu belirtmem gerekiyor diye tahmin ediyorum. Yine set lhost deyip bu IP adresini veriyorum. Tekrar run ediyorum. Exploit paketini falan gönderiyor işte. Collapse log terminal. Şu an sistemi exploit etmeye çalışıyoruz. Evet, exploit ettik. RAM'a desek. Windows shell'indeyiz. Metal Printer'da değiliz. O yüzden who am I diyemiyorum. Sysinfo. Windows böyle komut mu vardı ya? Hatırlayamadım şu an. Windows'da hangi dizinin olduğunuzu PVD gösteriyor mu? Neyse RSC. Bu komut satırında hiçbir şey çalıştıramıyoruz. LS bile çalıştıramıyoruz. Windows'da LS vardı. Yok bir dakika. Dir vardı evet. LS. PowerShell'de vardı. Tamam. Şu an hedefin komut satırındayız. Sistem 32 içerisindeyiz. Ne yapacağız daha sonra? Exploit run ettim. Diyor exploit'in doğru bir şekilde çalıştırın. Onayladım. Orada bir directory keşfi yaptım.
Bir dakika. Enter'a basın mı diye yanlış mı anladım? Eğer gelmezse shell enter'a basın diyor. Daha sonrasında bu shell'i background atın diyor. Background this shell ctrl z. Ctrl z ile bu shell'i background atmamı istiyor. Background'a attım. Tamam. Tekrardan metasploit'e döndüm. Eğer siz background atma işlemini yapamazsanız hedef makineyi yeniden başlatmanız gerekiyor. Bunu belirtmiş burada. Uzatmadan devam edin. Şimdi yetki yükseltmemiz gerekiyor. Metaproter shell, pardon, normal shell'i, Windows'daki az önce elde ettiğimiz shell'i bizim Metaproter shell'ine çevirmemiz lazım Metasploit'te. Bunun için yetki yükseltmemiz gerekiyor. Ve bir post modülü kullanmamız lazım. Burada ona değinmiş. Bunun için bir araştırma yapmamızı istiyor. Yapalım. Hemen yazalım. How to change shell to Metaproter shell into mu kullanılır? İmi kullanılır? Yolamadım. Metasploit. How to upgrade the normal command shell to Metasploit falan. Bakalım. Sanırım okey demem lazımdı. Evet evet onu alıyorum. İlla uğraştıracaklar. Burada hedefe bağlanmış. Biz bu kısımları geçtik. Shell'i background atmamızı istiyor. Attık biz de background'a Shell'i. Şöyle bir modül varmış. Multi-manage shell to metaproter. Deneyelim bunu. Multi-manage shell to metaproter. Ama post modülü diyor. Bir deneyelim ya. Multi-manage shell to metaproter. Bunu kopyalayayım. Doğruysa bunu kullanırız. Yanlış. Post multi manage. Post modül altında exploit multi diye modül yok çünkü sanırım. Evet. Şu an ne dediğime ben de çok emin değilim. Post bir modül, buna eminim. Multi ne? Modül değil herhalde yani bilmiyorum. Aynen. Doğru, güzel. Bunu kullanacağız. Use deep multi manage shell to metaproter aldım. Daha sonra select this modül seçtim. Show options diyor. Az önceki exploit modülünde yaptığımız gibi post modülünde de şu an kullandığımız shell to metaproter script mi denilir ne denilir tam bilemiyorum. Bunun özelliklerini göstermemizi istiyor. Show options deyip right click options deyip görebiliyorum bunu. Required olan 3 tane var. Bu varsayılan atanmış. Session required ve all port required, all host gerekmiyormuş. Session bilgisini belirtmem gerekiyor sanırım. Kopyalayayım bunu. Yani benim belirtmem gereken bu burada. Diğerleri varsa elim bir değer atanmış zaten. Doğru, güzel. Session'ın, bizim az önce açtığımız session'ı burada belirtmemiz lazım. Sessions için session-l miydi? Aynen, session-l deyip arkada aktif olan session'ları görebiliyoruz. Bunun için session-l dedim gördüğünüz gibi. Şimdi bu session'ı burada belirtmemiz lazım. Oops. Set session 1 ID'siyle belirtebiliyorum. Evet. Belirttim. Run çalıştırmamızı istiyor. Session 1'i upgrade ediyoruz gördüğünüz gibi burada. Postmodel section complicated metaproter session opened. Gördüğünüz gibi normal shell metaproter shell'ine upgrade edildi, yükseldi. Bu çok daha
özgür bir şekilde hareket edebileceğimiz anlamına geliyor. Bunu da yaptık. Daha sonra kullanmak istediğin session'ı seç diyor. Bunu nasıl yapıyorduk ya? Stopping multi-handler. Multi-handler'ı durdursun da bakalım. Ben videoyu durdurayım burada. Bilmiyorum bu süreç ne kadar zaman alacak. Sonrasında devam ederiz. Evet, kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Ben bazı sıkıntılar yaşadım. Burada şu gördüğünüz kısımda kaldı yani. Bir türlü geçmedi. Onun üzerine ben dedim bu uzaktaki makineyi yeniden başlatayım. Yeniden başlattım fakat yine aynıydı. Daha sonra tekrardan şey aldım vesaire. Aynı işlemleri kısacası tekrar yaptım. Yine geldik aynı yerde kaldık. Gördüğünüz gibi burada kaldı. Daha sonra burada Enter'a bastım. Şu Options dedim. Yani siz yaşarsınız diye anlatıyorum. Muhtemelen yaşamazsınız umarım. Show Options dedikten sonra L-Port bilgisini 80-80 olarak değiştirdim. Hani aynı port dolu mu alırlar acaba diye. Sonra tekrardan run ettim ve çalıştı yani daha sonrasında. Postmodern Execution Complicated dedi. Sessions L dediğimde de ilk session'ımın yanında ikinci session olarak aşağıda Metalpreter şelimi açıldı. Şimdi onu kullanma vakti, bir kullanmayı denedim. PYD dediğimde de System32'de olduğunu bana gösterdi. Tamam. Devam ediyoruz o yüzden. Nerede kalmıştık? Burada. Kullanmak için bu session'ı seçin diyor. Seçme işlemi nasıl yapıyoruz? Sessions-i2 Sessions-l dediğimizde session'ları listeliyor. -i ile de hangi session'ı kullanmak istediğimizi ID değerini belirterek seçebiliyoruz. Seçtim ben bunu. Okey, kullandık. Evet, devam ediyoruz. Daha sonra ne yapmamız istiyor bizden? Bizim sistem 32 yani root yetkisine Enet Authority System yetkisine erişip eriştirmediğimizi kontrol etmemizi istiyor. Bunun için get system komutunu çalıştırmamız gerekiyor anladığım kadarıyla. Name pipe in person in memory admin. Via shell process created. Via shell entrum for MI. Gördüğünüz gibi entity authority sistem yetkisine ulaşmışız. Daha önce bu komutu çalıştırmayı denemiştim hatırlarsanız. Fakat başarısız olmuştuk. Şu an başarılı olduk. Bunu tekrar background atayım. Metaparator geldi zaten. Tamam. Ne yapmamız istiyor? Bunu doğrulamamız istiyor. Doğruladık. Tamam. Tekrar Metaparator'a döndü. Döndük. PS komutuyla arkada çalışan tüm komutları listelememi istiyor. Bu arada küçüldü mü bu ya? Şöyle güzel gözüksün. Tamam. PS komutuyla çalışan işlemleri bu prosesi migrate et diyor. Yani şu anki kullandığımız zararlı yazılımı diyeyim. Buna yapıştıracağız kısacası. Yapalım bunu. Migrate, daha sonra process ID 3040 dediğinde ona geçiş yapıyoruz, migrate ediyoruz. Yani şu anki sistemdeki bizim process ID'miz 2480'di, şu an 3040 oldu. Yaptık bunu da. Hata alırsanız diyor, makineyi yeniden başlatın ve tekrar deneyin diyor. Eğer yine aynısı olursa diyor, bu sefer farklı bir proses ile bu işlemi deneyin diyor. Cracking'e geldik. Şimdi işin en can alıcı noktalarından bir kısmına geldik. Windows işlem sistemi içerisindeki kullanıcının şifre bilgisini elde edeceğiz. Bunun için hashtab komutunu çalıştırmamızı söylemiş. Metaparator'da bulunan. Gördüğünüz gibi hashtab ile administrator, guest ve John'un parola özet bilgilerine eriştik. Non-default olan yani üçüncü kişinin administrator Windows işlem sisteminde default olarak bulunan, guest default olarak bulunan birer işlem sistemleri ama John sonradan oluşturulmuş bir işlem sistemi. Bizden bunu istiyor John.
bu parolayı cracklememizi istiyor. Kopyaladım hash bilgisini. Hash crack yazıyor. Bu MD5 olması lazım. Yok bir dakika. NT. Windows işletim sistemindeki şifreleme NTLM. NTLM hash crack. Aynen. Yanlış hatırlamıyorsam NTLM hash. NTLM hash olarak geçiyor. NTLM online password hash crack. MD5 NTLM. Yapıştıralım buraya. Select NTLM. Ne email ya? Email vermek zorunda mıyız? Bir geç ya, burayı deneyelim. Bulabilir mi? Direkt şu taraftakini versek yeter. Şu soldaki gördüğünüz kısım boşluk karakteri, diğer tüm hepsinde var. Araçları seçmemiz lazım. Okey, bir an daldım. Crack hash istediğinizde NTLM bir hash olduğunu crackledi ve şifreyi verdi bize. Şu an Can'ın şifresini elde etmiş bulunuyoruz. Bu arada bu şifre nerede bulunuyor? Buna da değinirsek güzel olur en azından. Aklımızda bulunur yani. Şifreyi yapıştıralım. Windows işlem sisteminde sistem 32 dizinin altında, yanlış hatırlamıyorsam, SEM ve aynı SEM adında bir dosya var. Bu dosya içerisinde ve System. System bilgi kısacası. Sistem ve SEM dosyaları altında kullanıcıların parol özet bilgileri tutuluyor. Hashtag da bunu gidip oradan alıyor. Mimikas gibi araçlarla da alınabiliyor. Bu hashtag nasıl oluyor şu an bilmiyorum. Sistem ve SEM'den alıyoruz yani kısacası. Find Flex. Bayrakları bulmamız istiyor. Yere bayrak saklamışlar. Bayraklar nerede olabilir diyor. This flag can be found at the system root. System root. Sistemin ana dili system root. Windows işletim sisteminin system root'u system 32 diye biliyorum. Yine yani bakalım. Windows system root. Set system root dediğimizde sanırım gösterecek. Ama Metaprater'da var mı böyle bir şey? Yok. O zaman shell deyip şöyle düşelim. Set system root dediğimizde Windows'muş gördüğünüz gibi. C'deki Windows. O yüzden sistem 32'den Windows'a geçtim. Burada bizim bayrak varmış. Directory deyip bakalım. Flag olarak koymuş olabilirler mi ismini? Direkt buraya koyacakları sanmıyorum. Bu kadar kolay olmaması gerekir. Nerede ki ya? Burada yok gibi. Göremedim. Bir saat daha eklememiz önermiş. Şimdi ekleyelim abi. Hint'e bakacağım burada. Can you see it? Can you copy it? Can you see it? Can you see it? C dizinde mi demek acaba ya? Windows'ta değil de direkt C'de mi? Aynen buradaymış. Cat komutu var mıydı burada ya? Cat olmadı. Metaprinter'a geçelim. Ctrl Z ile Metaprinter'a geçtim. Cat flag 1 .txt desek. Metaprinter nerede ki? Metaprinter sistem 32'de. Cat Nerede? Flag 1 TXT dediğimde burada gözüktü gördüğünüz gibi. Flag access the machine. Copy selection deyip bayrağı yapıştırıyorum.
şifrelerin tutulduğu dizinde bulunuyormuş Windows'ta. Bu SEM ve sistem dosyalarının bulunduğu dizin yani kısacası. Sistem 32 diye biliyorum ben. Şu an gidip buraya bakacağım. Ama az önce öyle bakmadım. Yok bakmadım. CD hangi dizindeydi ki ya? CD'de Windows'ta mıydı? Windows'ta aynen. CD Windows'ta. Bir dakika şu an dizinde. Sistem 32 mi burası? Hayır. Burada sistem 32 var mıydı ya? Bu dizini tam hatırlayamadım şu an. Sistem 32 evet. CD sistem 32 diyorum. Burada olması lazım diğer bayrağında. Çünkü SEM dosyası ve sistem dosyası burada diye biliyorum ben yanılmıyorsam. Tabii yanılıyor olabilirim. Tam emin değilim. Çok fazla dosya hepsini göstermiyor PRS. Ama sen ve sistem burada bana bakmak istiyorum. Sanırım yanlış biliyormuşum bunu. Bakalım internetten. Where is the SEM file in Windows? Sistem 32 config içerisinde diyor. CD config desek ls diyelim burada var mı? Aynen flag 2 burada gördüğünüz gibi cat flag 2. Yani aslında sistemin içerisinde config dosyası içerisindeymiş. Bunu ben de öğrenmiş oldum tam yerine. SEM database elevated access copy. Bunu da yapıştıralım. Depolamak için mükemmel bir yerdeymiş flag 3. Administratorlar list saved, thing saved, kaydetmeyi çok severmiş. Bu ne demek ya? Administratorlar kaydetmeyi çok sever. Geldim arkadaşlar, kusura bakmayın. Odaya genk yedim. Loot, depolama dizini yani anladığım kadarıyla. Şöyle arasak çıkar mı acaba? Where is the... I guess you're back. Are you gonna tell me where you went? All the messages I sent with no reply. It's like that. You're just gonna walk into my room. I hate how you assume. I'll take the pleasure and the pain, the sorrows in your brain. Arkadaşlar bunun sorunu nasıl yapıldığına bakmak zorunda kaldım çünkü bulamadım. Fazla da vaktim yok zaten. Zaman görüyorsunuz yani 2-3 dakika oldu olmadı. Bu şeyde bulunuyormuş. Can kullanıcısındaki dokümanlar dizininde. O yüzden oraya gideceğiz. Neredeyiz? Program Files'dayız. Interpreter'a geçelim. Ctrl Z deyip. Interpreter nerede? C'de. C'de. CD deyip users dizinde gidip CD cana gideceğiz ve burada dokümanlar var. Documents. Gördüğünüz şu dizin buna gideceğiz. CD documents ls ve burada gördüğünüz flag 3. Bunu da bulduk.
admin dokümanları değerli olabilir diye. Hani ben program files diye düşünmüştüm, loot kelimesini görünce direkt depolamak, yük. Belki yanlış çevirmişim de Türkçe, bilemiyorum. Copy selection. Yapıştıralım buraya. Ve bitti. Evet arkadaşlar. Video umarım işinize yaramıştır. Biraz uzun oldu. Ama hani uzun bir konu zaten. Uzun çözmesi biraz zaman alacak bir makineydi. Makineyi de beğenelim buradan. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. 'Cause you are the only one.